Merhaba arkadaşlar. Kanatlı Hobi Fassa kanalına hoş geldiniz. Kümeste değişiklik yaptık. İki tane horozumuz gitti. Onu çıkardık kümesten. Hayatta her şey değişiyor işte böyle. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir demiş Heraklitos. Boşuna dememiş demek ki. Şimdi arkadaşlar, civcivlerimiz kalabalık sürüye karıştı. Fakat bu sürü de düzenli beslenemeyeceklerini düşünerek onlara bir tane takipçimizin yaptığı yorumdan faydalandım. Onlara özel bir bölme yaptım. Arkadaşlar bölmemiz şu şekilde. Girişten sadece gel. Sadece civcivler girebiliyor. Bir içini göstereyim. Ağzını dar tuttum. İleriye de arkadaşlar şöyle şuraya da gördüğünüz gibi bir bölme yaptım. Civciv yemi ve karışık gelişim yemi koydum. Alıştılar. Şimdi bir tane haşlanmış yumurta veriyoruz civcivlerimize. İki tane daha doğrusu. Yumurtayı koydum. Bir dakikada ben gelene kadar kedinin bir yarısını yemiş. Biz de böyle artık 1,5 yumurta verelim. Arkadaşlar güzel oldu. Şöyle iki tane arı kovanını yan bir şekilde yatırdım. Şu sol kısmı dar tuttum. Sol kısma tam sağlam çivi çakmadım. Bunlar büyüdüklerinde oradan geçemeyecek hale geldiklerinde girişi biraz daha genişletebiliriz. Hayvanlarımız da çok güzel. Bir tane kayıp yaşadık. Bayağı üzüldük o duruma. Ama kalabalık sürüye girince sorun halloldu arkadaşlar. Artık kavga yok. Arada diklenenler oluyor ama mutlaka yakın çevrede tavuklar oluyor. Tavuklar bunları kovalayınca hemen dayanışma içine giriyorlar. Zorunlu bir dayanışma oldu bunlarınki. Yiyin bakalım kabukları yiyin. Şimdi bunun yumurtanın diğerini şu yeni yaptığım yere atayım. Allah üstümüzü kirleteceğiz. Bakın buraya atacağım. Bakalım nasıl yiyecekler. Şöyle gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama. Hadi girin bakalım içeride yiyin hadi. Hadi bakalım. Bayağı da güzelleştiler arkadaşlar. Yani düşünüyordum bunlar ne olacak. Şimdi sadece işte buğdayla mısırla kalabalık sürüde yanık kalırlar mı diye düşünüyordum. Sağ olsun bu fikri veren arkadaşa. Allah razı olsun. Onun dediğini yaptım. Şu an gayet güzel büyüyecekler arkadaşlar. İçeriği doldurdum. Bakın yan taraftan da şöyle hani tamamen karanlık olmasın diye bir boşluk yaptım. Tel çaktım. Oradan da içerisi aydınlanabiliyor. İçeriği görebiliyorlar. Tavuklar tabii girişe boynunu uzatıyor. Girmeye çalışıyor tavuklar. Bir de şöyle düşündüm. Şimdi bu peteği de buraya koydum ya. Bakın dikkat ederseniz arada dar bir boşluk var. Arka tarafta var. Hani tavuklardan kaçmak istediklerinde hemen o boşluklara girebilirler, sığınabilirler. O yönden de güzel oldu. Yumurtalarımızı da alalım. Kabukları, tavuklar yumurta yemeye alışmasın. İçeri atayım. Geçin bakalım, hadi geçin. Hadi geçin, içeride yiyin. Al, al sen de, al sen de geç. Sen de geç bakalım. İçeride, yemek içeride, hadi. Arkadaşlar, girişi şöyle tutuyorum. O zaman tavuklar da fazla boyun uzatamıyorlar. Yavrucuğum sen niye buradasın? Yumurtalarımıza bakalım. Biraz yumurta birikmiş. Ha, yumurtlayan da olabilir. Maşallah diyelim. Allah bereket versin. Arkadaşlar sistem güzel oldu. Bu şeylerde çubuklarda, sırıklarda böyle çirkin oldu ama bunlar çok işe yarıyor. Hani tavuklardan kaçtıklarında hemen buraya sığınabiliyorlar. Sen de girsene, sen de girsene. Gir bakalım, gir. Sen küçük kaldın be ya, sen küçük kaldın be. O ayağını mı incittik, ne yaptık hayvanın? Arkadaşlar böyle. Yeni bölümümüz böyle. Benim için çok önemli bir şey. Mutlu oldum, sevindim. Öyle düşünüyordum yani. Hayvanlar tamam, ölümden kurtuldular. Hani kavga bitti. Ama ne yapacaklar diye gerçekten düşünüyordum yani. Yanık kalacaklar.
İşte sadece buğdayla mısırla ne kadar büyüyebilirler diye açıkçası düşünüyordum. Buradan rahatlıkla girip çıkabiliyorlar. Tavuklar girip çıkamaz. O yönden de güzel oldu. Dicilerimiz böyle arkadaşlar. İçeriği şöyle bir kez daha göstermeye çalışayım. Evet, içeride durum bu. Bakın ileride tahta çaktım. Hani dökülmesin diye oraya gelişim yemi ve civciv yemi koyduk karışık. Yesinler, doysunlar, afiyet olsun. Şimdi kümesi açalım. Onlar öyle yayılsınlar. Evet. Onlar öyle yayılsın arkadaşlar. Ne gibi değişiklikler oldu? Onun dışında çilli horozla uzun ibi arkadaşlar kümesten çıkardım. Artık onlar yok. 3 numarayı buraya aldım. Çilli horozun yerine. Bu arada gürkü serbest bıraktım. Hani gürkün olsun diye horoz da kapatmıştık. Serbest bıraktım. Bir 6-7 tavukla kapıştılar. Sonra neyse bu bırakmadı yani dövüşü. Ardından baktım tekrar civcivleri yanına gitti. Civcivleri topladı. Onu da istemiyorum açıkçası. Artık civcivler bağımsız olsunlar. O yüzden onu 3 numaranın yanına koyduk. 3 numarayla burada dursunlar bakalım. Sakinleşsinler. Tamamen unutsun istiyorum. Biraz inatçı bir gürk herhalde. Civcivleri bırakmıyor. Bunlar böyle arkadaşlar. Geçiyoruz yan tarafa. Gürkü de göstereceğim size. Gürk yatırmıştık. Son durumuna bakacağız. Burada kısa yavrumuzla perşembelinin bacısı var. Yanlış olmasın. Evet doğru. Perşembelinin bacısı var. Bu ferimiz de ayağından sıkıntı yaşamıştı. Önceki videolardan hatırlarsınız. Düzeldi ya. Bir sıcak suyla Emre sıcak suyla masaj yapın dedi. Ben yoktum. Babam bir iki kez sıcak suyla masaj yaptı ayağına. Ondan sonra hayvan düzeldi. Bir eser kalmadı yani. Şimdi ben gürk yatırdım. Ama yumurta biriktiriyorum. Söz verdiğim arkadaşlar var. Ensara yumurta sözüm var. Ona biriktirip göndereceğim. Gürkan'a yumurta sözüm var. Farklı horozlardan. Ha, ondan sonrasında biraz daha yumurta biriktiririm. Yakın çevrede belki sahiplendiririm arkadaşlar. Ama çok da böyle köy yumurtası parasına da açıkçası yumurta da satmam yani. Öyle olduktan sonra kendim yerim. Afiyet olsun derim. Uğraşamam o işlerle. Ya şu da bir gerçek arkadaşlar. Şimdi horozlarım süper, star böyle bir iddiam yok. Zaten mantıken böyle hani star dediğimiz, yıldız dediğimiz horozları olan biri de açıkçası yumurta satmaz. Niye satsın? Değil mi? Satarsa da çok uçuk fiyatlar belki isteyebilir. Şahsen benim böyle kendini kanıtlamış süper diyebileceğim işte 10 binlik, 20 binlik, 30 binlik horozum olsa ben tutup da onun yumurtasını satmam. Alanlar da onu bilmeliler tabii ki. Her şey hani ne derler? İyi mal iyi para. Bakalım yumurtlamış mı? Aa evet, bir tane yumurtamız var. Yumurtladı mı kızım sen? Aferin sana maşallah. Diğer tarafa geçelim. Arkadaşlar artık horoz sayısı azaldı. Buradan sabah bir yumurta aldık. Daha doğrusu babam almış. Yumurtayı mı veriyoruz artık bunlara? Yumurtlasınlar diye. Bu çiftlere. Bu kızımız da maşallah. Küllü yavrumuz. Bu oğlumun yeni horozu. Yavuz'un. O da kanalında paylaşır. Ben ve Hobilerim kanalında. Bakalım buradan da dostlara yumurta biriktireceğiz. Şu an bir tane var. Bugün yaptıkları yumurta. Burayı da böyle kapatalım. Şöyle kapatayım. Arkadaşlar her türlü tedbiri aldım. Daha önce biliyorsunuz burada kafes dövüşü yaşanmıştı. Önlemimizi aldık. Yumurtamızı da alalım. Ve buradan ayrılalım. Bu arada arkadaşlar gürk hani dışarı saldığımda tavuklarla kapıştı. Gürkü zaten hint ama hani öyle damızlık olarak almadım. Gürk olarak almıştım. Açıkçası pek hoşuma gitmedi. Teknik olarak biraz düz bir hayvan. Hırslı ama hiçbir teknik yok. Sistem yok.
o Gürk'te. Zaten damızlık olmayacaktı. Yine Gürk olarak değerlendiririz onu. Bugün yine bir video çektim. Tüm horozları tek tek tanıttığım ayrıntılarıyla. Tamam tamam gelmeyin. Bende bir şey yok, gelmeyin. Ortalık çamur arkadaşlar. Şu tepelere kar yağmıştı. Şu an sistem pek görünmüyor. Biraz da erimiş. Artık bahar geliyor. Fındıklar da yaprakla açmaya başladılar. Şurada kaymadan, düşmeden çekebilirsem çamurdan. Manzaramız da güzelleşmeye başladı. Şurada bir ay sonra çok güzel, çok daha güzel bir manzara olacak. Balkondan çekeriz o görüntüleri de. Hem tavuklarımızı çekeriz hem manzaramızı. Mavicilerimiz iyi. Onlar benim gözlem. Her zaman memnunum. Şimdi gürkümüze bakalım arkadaşlar. Şöyle bismillah diyelim. Yumurtayı da düşürmeyeyim. Kısa yavrunun yumurtasını. Ay maşallah maşallah. Çok güzel yatıyorsun sen. Çok güzel yatıyorsun. Burası dar, buraya girmem biraz zor. Arkadaşlar 13 yumurta koyduk. Şöyle bir bakayım. Güzel güzel. Aferin kızım. Aferin kızıma. Gayet güzel yatıyor arkadaşlar. Yumurtaların tamamını kapatmış. Buraya 15 yumurta da, buna 15 yumurta da koyabilirsin de, demişti Emre ama 13 yumurta vardı hazırda. Bir de çok da fazla şeye gerek yok. Hayvana gerek yok. Zaten yatırmayacaktım. Fazlalık olarak yatırmıştım. Yatırmış olduk bunu. Her sene böyle diyorum. Tamam diyorum. Daha yatırmam son. Ama hiçbir zaman da son olmuyor. Benim yerim yok arkadaşlar. Ayıracak yani horoz. Bunlar Hint olduğu için normal olsa sorun değil belki de. Hint olduğu için ayıracak yerim yok. Maşallah diyelim, unutmayalım. Buraya da böyle kapatalım. Ha, bu yumurta burada kalmasın. Yumurtayı unutabilirim. Ha arkadaşlar başka ne yaptım? Şimdi Asi en iyi horozum. Daha önce söylemiştim zaten. Asi'nin yanındaki tavuk Asi'nin boynunu yemeye başlamış. Oo, neredeyse kanatır gibi. Bakın hayvanın boynunu bayağı bir yemiş. Şimdi eleştirenler olacaktır ama ben bu tarz durumlarda şöyle yapıyorum. Gel kızım gel. Gel bakalım gel. Gel. Çekebilirsem tek elle tutup da. Dur 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 dur. Az dur bakalım, az dur bakalım. Horoz durmuyor, kızıyor bize. Arkadaşlar şöyle yaptım. Bilmiyorum görecek misiniz? Kızgın bıçakla tavuğun üst gagasını kesiyorum. Hiçbir sıkıntı vermiyor. Tavuğa tekrar uzuyor zaten. Kızgın bıçakla üst gagayı kestim. Kanama da olmadı. Bu işe açıkçası benim bulduğum... Dur oğlum dur. Bu işe benim bulduğum çözüm bu. Daha önce mesela çok psikopat gibi olan Hintler vardı tavuklarda. Ya dövüşe 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 illallah ettim. İkisinin de üst gagasını uç kısımdan böyle kızgın bıçakla kestim arkadaşlar, rahatladım. O zaman hem dövüşmediler hem ufak tefek kapışmalarda da hani üst gaga kısa olduğu için karşı tarafa zarar veremedi. Bu işin çözümü de bu. İlk başta çok çekinmiştim. Acaba nasıl yaparım? Yapabilir miyim diye ama mecbur kalınca yapıyoruz arkadaşlar. Daha önce mesela atakslarda bir sorun olmuştu. Yamyam gibiler atakslar. Mavici horozumu, tavuklarımı, sırtını hep yemişlerdi. Hani ne yaptıysam çözüm bulamadım. Bıktım açıkçası. Ondan sonra bir gün bıçağı kızdırdım. Hepsinin 15-20 dakikada 7-8 ataks vardı. Hepsinin üst gagasını kestim. Ondan sonra hiçbir sorun kalmadı. Yani benim kullandığım yöntem bu. Size canice gelebilir ama emin olun tırnak kesmek gibi bir şey hiçbir etkisi yok. Hatta ben kestiğimde mesela bir tanesi hafif kanamıştı. Ondan sonra baktım hayvan hemen yerdeki yemi yemeye başladı. Şimdi bakın hiç anlayamazsınız bile. Tekrar uzadı yani gagalar. Perşembe horozumuz burada. En fazla bunun yumurtası var. Gürkümüzün altında. 5 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Güzel horozumuz arkadaşlar. Bunu kessek mi kesmesek mi diye düşünmüştük. Kesmedik. İyi ki de kesmemişiz. Şunun
Renginin güzelliği yeter. Deneyemesek de renginin güzelliği yeter bize. Babasına çekerse güzel bir horozdur diye düşünüyorum. Evet. İki tane horozumuz gitti. Şimdi arkadaşlar kestim açıkçası. Niye? Ya hayvanlar güzel değillerdi. Yani dümdüzdü. Hiçbir sistem yoktu. Kendini korumayı bilmiyor. Sonra el yedikten sonra hayvan sallanıp duruyor. Yani güzel bir hayvan değillerdi ikisi de. Şimdi halde bunu satmaya kalksam yani 300'e, 400'e, 500'e de vermeye gerek yok. Ha hayvan da çok güzel değil. Alan adama da yazık. Açıkçası uğraşmak istemedim. Yani ondan alacağım para olmasın dedim. Onları afiyetle artık keşkek yapıp yiyeceğiz. Hayatın gerçeği bu. Ha bir tane bu arada Saso ferimiz vardı. O iki gündür yatıyormuş, gürük olmuş. Onu arkadaşlar aldım. Buraya koydum. Ya ama aynı noktada yatıyor. Yer seçiyor hayvan. Sadece bir noktada yatıyor. Bakalım. Bak şu anda burada yatıyor bak. Bak ona yukarıya petek koydum şuraya. Petek kapağı. Dur az kızım dur. Şöyle kapatayım. Petek kapağı koydum yukarıya. Yatsın diye. İçine bir tane mavi yumurta koydum. Orada yatmıyor. Bazı hayvanlar da böyle. Şimdi gece değiştirmek lazım yerini. Ben de gece değiştiremiyorum arkadaşlar. Gece burada değilim. Öyle bir fırsat buldukça köye geliyorum. Yapılacak işleri yapıyorum. Sonra hemen geri dönüyorum. Mavici horozumuz tekrar dışarıda. Bir süre kapalı baktık. Şimdi Hint horozlarını sırayla dışarı bırakmayı düşündüm ama arkadaşlar. Yani havalar biraz kötü. Bir sıcak, bir soğuk. O Hint horozları da kaç aydır kapalılar. Hayvanların da hasta olmasını istemiyorum. Bireysel olarak pek hasta olmuyorlar. Ama sürünün içindeyken ister istemez hıkırtı oluyor. Atakslardan geçiyor. Diğerlerinden geçiyor. Pek de işime gelmedi. Ayrıca bakın yan tarafta bir sebebi de şu. Niye Hintleri serbest bırakmıyorum? Hint horozlarını. Şimdi yan tarafta amcamın tavukları ve horozu var. Arada sadece bir tel var. Şimdi Hint horozu şuradan bir diklenirse karşıdaki durmaz ama belli de olmaz. Oradan bir kapışmaya kalkarsa ne gaga kalır ne ayak kalır. Onu da istemedim açıkçası. Onu da göze almak istemedim. Evet amcamın tavukları da bize komşuluğa gelmiş. Bu horozu da ben vermiştim arkadaşlar. Bayağı yaşlandı bu. Ataks melezi bayağı da böyle güzel bir horoz. Amcam da onu değiştirecekmiş. Başka bir horoz bakacakmış artık. Tavuklarda bir iki tanesinde ibikte yara var. Hafif çizik. Gür tavukla kapıştılar. Bu Hintlerde böyle işte. Ölümüne gidiyor Hint tavukları. Son olarak bu hayvana ilaç tedavisi uyguladık. Küllü yavrumuza. Küllü ferimize. Ama arkadaşlar ishali düzelmiş de kendisinde bir gelişme yok. Yani antibiyotik iğne vurduk. Başka ishal ilacı verdik. Ama yok hayvanda bir yer az bakayım gel. Kupkuru ya kupkuru. Arkadaşlar bu artık düzeleceğini sanmıyorum. Böyle dursun bakalım. Yapacak bir şey yok. Hayvana bir şans verdik. Ya çok da fazla üzülemiyorum da artık. Canım sıkılıyor ama. Yani ister istemez doğada da böyle değil mi? Bazıları zayıf düşüyor, hastalanıyor, ölüyor. İlaç versen ilaç vermek bir türlü maddi manevi uğraşma. Hakikaten sıkıntı. Ha, laf lafı açıyor. Bir de şu Hint azmanı tavuk. Az önce gürkü dışarı çıkardığımda onunla bir kapıştılar. Tekrar kapattık gürkü de. Ya kanında Hintlik olduğu için bayağı Hint tavuğu gibi el vuran bir hayvan. Ben de şaşırdım yani. Bayağı güzel. Bunu gürk olur diye almıştım. Hala duruyor bakalım. Güzel bir hayvan. İri bir hayvan, etli bir hayvan. Evet arkadaşlar. Videoyu çok daha uzatmayayım. Bugünlük bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle diyorum. Abone sayımız da en son 1100'dü. Hızla artıyor.
Ha, bir şey daha geldi aklıma, onunla değineyim. Şimdi arkadaşlar, röportajlarda karşı tarafın sesin bazen net duyulmuyor. Bunun için bir mikrofon al diyenler olmuştu, haklı olarak. Şimdi bir mikrofon aldım 300 liraya. Çalışmadı bizim makinede, telefonda. Telefonumda Xiaomi Red 10 Pro. Onda çalışmadı. Ses kaydında çalıştı. Ama kamera programında çalışmadı. Ses kaydında da böyle cızırtılı, yani kalitesiz bir ses oldu. Sonra çok araştırdım. Ya dedim, madem bu işi yapıyoruz, adam gibi olsun. Sorun yaşamayalım. Ses güzel olsun. Ulanzi J12 kablosuz mikrofon aldım. Şu an kargoda. İnşallah yorumlar çok iyi. Pahalı da bir şey. Yani 1300 lira. Yorumlar çok iyi. İnşallah memnun kalırız. Şu Emre gelince, çünkü orada çok video çekeceğiz Hintlerle ilgili. Hintlerin meraklısı çok. İnşallah güzel olursa, ses kalitesi de iyi olursa güzel olur. Gayet iyi olur. Evet dostlar. Lafı daha fazla uzatmayayım. Zaten 21 dakika olmuş. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı günler diliyorum.